Merhaba, iyi günler. 6 Ağustos 2024. Demirtaş Ceyhun. Başlangıç kitaplardan bir tanesi. Ünlü düşünür Lefebvre çağımıza kentleşme çağı diyor. Gerçekten bütün insanlığın günümüzdeki en büyük sorunu bu. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki döneme kentleşme çağı demek gerekir. Geçmişini, gelişmemişini, bütün toplumlar hızla kentleşiyor. Hepimiz daha büyük, daha büyük, daha büyük kentler kurma telaşındayız. Ama öte yandan da kent yaşamından eleman çekmeyenimiz yok. Eleman çekmeyenimiz yok. Olmadık masraf kapısı açmasından, pahalılığından, ulaşım güçlüğünden, tozundan, toprağından, gürültüsünden, patırdısından. Öyleyse nedir acaba doğada kentleşmeler şeklinde gördüğümüz bu olgu? Kentli olabilmek acaba niçin bu denli zor? Salt bir kentte yaşıyor olmak kentli olabilmeye yetiyor mu? Kentli olabilmenin bilincine vardığımızı söyleyebilir miyiz bugün? İşte romancı Demirtaş Ceyhun bu kitabında daha çok sezgi gücüne dayanan bir yaklaşımla bir yeni dev adını verdiği bu evrensel sorunlara yanıtlar arıyor. Bu amaçla önce İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, İzmit, Mersin, Antalya, Zonguldak, Sivas, İstanbul, Kağıthane, İzmir, Gültepe belediye başkanlarıyla görüştü. Sonra da Sayın Bülent Ecevit'in bu konulardaki düşüncelerini öğrendi. Demirtaş Ceyhun, bir yeni dev, çağımızın trajiği. Kim imzalamış? Nedim Yaşar Gürsoy arkadaşı. Yarınlara olan ortak inancımızla. 20 Ağustos 1979 İzmir. Birinci basım 1977 İdil. Şimdi değerli arkadaşım, sırdaşım, güzel insan, ışıklar içinde saygıyla andığım beraber siyasi mücadelelerde bulduğumuz evet Aydın Erten. Beni Dalyan'da da ziyarete gelmişti. Tekmecilik, kaptanlık, gazetecilik yaparken de ömrümüzün de değerli günleri, değerli yılları beraber geçti. Mücadelelerin içerisinde, eylemlerin içerisinde beraberdik. Türkiye'nin gördüğü en değerli birkaç asil belediye başkanından bir tanesidir. Alyanakba'da unutulmaz anlarımız var. Saygılarla. Ben İhsan Alyanak'ta belediye başkanından şikayetçiyim. İşte kendinden şikayetçi olacak kadar demokrat bir belediye başkanı. İzmir belediye başkanı İhsan Alyanak. Şimdi bunları okumak isterim de saatler sürer yani. Şuradan bir şey gireyim. Geldiğimizde 105 yatağımız vardı. Bugün 405 yatak yaptık. Muayene ücretini 2,5 liradan 10 liraya çıkardık ama baktığımız hasta sayısı arttı. Hedefim 500 bin insana hizmet etmektir. En iyi doğum bizde yapılır. Deri, tenasül bizde bakılır. Genele ve de biz bakarız. Cilde dünya çapında literatürümüz var. Hariciye de Avrupa'nın en büyük otoriteleri bizdedir. Abdurrahman Turan, Mahmut ve bir de Talat Görgüç, kulak, boğaz, burunda da otorite bizdedir. Doktor Kemal Ekinci, Temim, söylediğim gibi cildiye mütehassısı Reşat Kınacıgil bizdedir.
Göreve başladığından bu yana belediye kaç işçi aldığını sordu. Bugün dedi göreve başladığım işçi sayısından 580 eksiğiyle çalışıyorum. 580 işçi daha alabilirim yani. Kendisi bir şey söylemedi ya, diğer belediye başkanlarından biliyorum. Galiba önümüzdeki seçimler için gerekli delege oyunlarına saklıyor bu sayıyı. Belediye meclisinizde, il örgütünüzde, genel merkezinizde aranızda herhangi bir sürtüşme var mı diye sordum. Gülüverdi büyük altında. Belediye meclisi ile başkan arasında bir uyuşmazlık varsa bu başkanın kabiliyetsizliğine verilmelidir dedi. Çünkü halkın seçtiği bir meclise karşı belediye başkanı bir şey söyleyemez. Halk en iyisini yapar. En iyi seçimi ve en iyi yönetimi de başkan yapar. Ha, hani Sayın Ecevit bir zamanlar parlamento için bunlar halkın en az 10 yıl gerisinde demişti ya, onun için sormuştum oysa. Bu İhsan Erten için. Bu da bir giriş yapayım Aydın Erten için. Üniversite olaylarından belediye yönetimine. Gezip gördüğüm, konuştuğum belediye başkanlarının ve belediyelerin gerçekten en ilginci İzmir'in bir mahallesi şeklinde adlandırabileceğimiz Gültepe semtinde. Bir çevre belediye. Gültepe bugün 60 bin nüfuslu bir semt. 1970'de nüfusu 38 bin imiş. Birden hızla büyümüş. Ama belediye başkanı Aydın Erten'in belirttiğine göre büyümesi artık durmuş. Çünkü yeni yerleşmeler için boş yer yok Gültepe'de diyor. Sonra buradaki nüfusun hemen hemen tamamını göçmenmiş. Bir kısmı iç göç, bir kısmı da dış göçten diyordu başkan. Genellikle Konyalılar, Erzurumlular ve Erzincanlılar buraya yerleşmişler. Bulgaristan göçmenleri, Yugoslavya göçmenleri de varmış. Anadolu'dan gelip yerleşen bu kişiler artık memleketlerine, kısım akrabalarına buraya gelmeyin, ev yapacak yerimiz kalmadı diye yazıyorlarmış. Ve bu yüzden de Gültepe'ye olan akın durmuş. Belediye 1963 yılında kurulmuş burada. Daha önce köymüş. Halen belediye binası olarak kullandıkları yer de aslında köy muhtarlığı odasıymış. Şöyle küçük iki katlı bir bina. Fakat öylesine güzel ve ilginç ki mutlaka görülmeye değer. Nitekim İzmir'deki dostlarıma ısrarla salık verdim gidip görmelerini. Geldi. Geldi. Oyuncu geldi. Hadi yat bakalım. Yat oraya. Kraliçem. Buna ben şimdi nereden otel alayım? Madagaskar'dan alacağım sana otel. Buna da alacağım. Buna nereden alayım? İzlanda iyi. Aa, bir tane de orada. Hepsini. İşte otel zinciri yapacağım. Bunlara. Ecevit. Zorbalığa karşı. Biz ak güvercin uçururuz ama kanatlarını kırdırmayız. Gerektiğinde silahların üstüne silahsız yürürüz ama devleti faşistlerin elinde bırakmayız. Her türlü tetihçiliğe, zorbalığa karşıyız. Her şeyin serbestçe söylenebildiği bir rejimde düşüncelerini silahla yayma eğilimine, bu yoldaki eylemlere karşıyız. 30.03.1970 Fikret Otyam'la konuşma. 12 Mart 1971 öncesi. Evet, tozlu bunlar. Dikkat ediyorum mümkün olduğu kadar. Bak suyu da almayı unuttum yanıma. Başbakan Bülent Ecevit. Dış sorunlar. Kaçmış bu. Başbakan Bülent Ecevit'in Kıbrıs Türk Federe Devleti Başkanı Rauf Denktaş'ı kabulü sırasında yaptığı konuşma. 1 Aralık 1978. Evet. Şimdi bu Tekel. Evet, Tekel. Benim hayran olduğum kelime bu. Tekel. Bu Tekel'deki o işçinin o panzerlerin tazikli sularına yerlerde süründürülmesini daha önce söylemiştim. Ömür boyu unutmam yani. Her şeyi unuturum, o sahneyi unutmam yani. O sahnede sanki ben varmışım. Bana giriyormuş o panzerlerden sular gibi hissediyorum. Tekel için mücadele veren kahramanları saygıyla selamlıyorum. Bu günler geçecek. Hangi günler geçmedi ki? Nerede Adnan Menderes? Nerede İsmet İnönü? Nerede ortanın solu? Nerede? Nerede? Değerli Bağcılar, kültür asmasının ana vatanı olan Anadolu'da Bağcılığın tarihçesi 5000
yıl öncesine dayanmaktadır. Arkeolojik kazılarla elde edilen buluntulara göre Anadolu bağcılık ve şarapçılık bakımından köklü bir geçmişe sahiptir. Bağ alanı bakımından dünya bağcılığında 5. sırada yer almamıza rağmen birim alandan elde ettiğimiz ürün miktarı ve ürünün değerlendirme imkanları bakımından çok gerilerde kalmış olduğumuz görülmektedir. Ülkemizde tekel ve özel sektör olarak yılda yaklaşık 40 milyon litre kadar şarap üretmekteyiz. Kaliteli şarap elde etmeye elverişli bağ alanlarımızı genişletebildiğimiz, verimi arttırabildiğimiz ve en önemlisi uygun teknolojileri kullanabildiğimiz takdirde ise yılda yaklaşık 80 milyon litre şarap ihraç edebiliriz. Adam başı 365 günde 1 litre şarap. İş mi bu? Yani rakam büyük gibi. Ülke 80-90 milyon. Ekonomik kalkınmamıza mümkün olan her kaynaktan yararlanmamız gereken bu dönemde turizmimizin gelişmesi ve ihracatımızın arttırılmasında şarap sektörünün önemli payı olabilir. Şaraba 2024 model bakarsak, baktığımız için zaten 2024 yılındayız. 1987'de farklı bakıyormuşuz yani. Evet. Değerli bağcılar, ülkemizde çok sayıda insanın geçimini bağcılıktan veya bağ ürünlerinden sağladığı bilinmektedir. Bu yüzden bağlarımızda daha bol ve kaliteli üzüm elde etmek ve elde edilen üzümleri daha iyi değerlendirmek üzere omcadan başlayarak teknolojinin son işlemine kadar her konu üzerinde tekel tarafından ayrı ayrı durulmaktadır. Sorunlara bilimsel araştırma teknikleriyle yaklaşılarak uygun çözümler aranmaktadır. Eğer sizler bağcılık yaparken teknik elemanların söylediklerine uyarsanız gerek sofralık ve şaraplık yaş üzümünüzü ve gerekse kuru üzümünüzü daima daha yüksek fiyattan satacağınızdan şüpheniz olmasın. Tekelin önce kalite ilkesi doğrultusunda yaş ve kuru üzümden başlattığı alım fiyatlı ve ilkeleri daha da geliştirmek ve iyileştirmek suretiyle devam edecektir. Kaliteli ve bol ürün elde etmeniz dileğiyle saygılar sunarız. Tekel, tütün, tütün mamulleri, tuz ve alkol işletmeleri genel müdürlüğü. Evet, şimdi bu devletleşmeden özel sektöre döndük. Dünyanın bugün pazartesi günkü krizlerini okuyorsunuz, görüyorsunuz. Bu böyle giderse tekrar devletçiliğe, kamulaştırılmaya dönecek. Bunun içine sosyal medyada dahil. Evet, bizim video yaptığımız, fotoğraf paylaştığımız bu siteler dahi ileride öyle görünüyor ki kamulaştırılacak. Esrarlı gemi, Eleanor Roosevelt. Bunlar özellikle gençler için harika kitaplar. İlk okumaya başlayan ortaokul, lise öğrencileri için, o yaştaki çocuklar için, ilkokuldakiler. Onlar için bunlar çok hediye edilmesi gerekli olan kitaplar. Bu seri anlamında söylüyorum. Türkçesi ve yabancı dilli olanlar anlamında söylemek istiyorum. Yani bu çocuklara doğum günlerinde gül teren, su veren. Yani onlara bu kitapları götürürsek onlar da kitap okurlar. İmzalarız amca olarak, dayı olarak, baba olarak, teyze olarak, yenge olarak, aile büyüğü olarak yaş günlerinde böyle kitaplar götürelim. Yani. Çocukların sevdiği harika kitaplar vardır. Kitapçılar yol gösterebilir bize. Marty kayalık burnuna, yavaş Poyraz bu, giden sahildeki taşlara basa basa ilerliyordu. Deniz çekilmişti. Bu yosunlu kaygan taşlara basıp yürümek de zordu. Fakat küçük kızın eski lastik ayakkabıları taşlara sıkıca yapışıyor ve böylece dengesini de kaybetmiyordu. Bu bazen kayalarda yosun olur. Bazen de yengeç şey olur. Yengeç olur işte böyle deniz yengeçleri. Onlar da bir şeyler için gelirler yemek için. Kenarlarda bazı yerlerde her yerde olmaz ama midye olur. Evet, çok güzeldir bu deniz çekildikten sonra. Bazı sürprizler de olur yani. Yüzen insanların altın yüzükleri gibi, kolyeler gibi, küpeler gibi bir şeyler de olur. Dikkat etmen lazım. Burada yardıma ihtiyaçlı deniz anaları olur. Onlar da böyle çekilirken küçük su birikintilerde kalmıştır. Su birikintisi de gittiği zaman orada yosunun üstünde kalmıştır. Veya kumun üstünde, çamurun üstünde. Onu da alıp denize atarsın. Yalnız bazen fazla dik ve kaygan bir kayaya atlayabilmek için ellerinden yararlanması da gerekiyordu.
Hatta dört ayak üstünde gidiyordu. Zıp zıp da her zamanki gibi onun peşindeydi. Yıkandığı zaman hem beyaz olan kıvırcık tüylü küçük teriye köpeği o anda pis bir gri renge bürünmüştü. Teriye. T büyük olacak orada. Teriye köpeği. Evet. Yani bunlar işte ne deniyor? Bakılacak matbaadan sonra. Bu öyle bakacak editörleri öyle güzel insanları çıkardılar işten. Şimdi paldır küldür. Profesör Yavuz Abadan, Mustafa Kemal ve Çetecilik. Özellikle araştırmacılar için 2 lira bu kitap. Özellikle araştırmacılar için baş ucu. Yeni kitap yazacak olan güzel insanlar için tavsiye edebileceğim bir güzel kitaptır bu. Profesör Yavuz Abadan bu eserinde Atatürk olmadan önce Mustafa Kemal'in elinde büyük kuvvetler ve düzenli ordular bulunmadığı sıralarda da hedefine varmak için çetecilik yolunu ne kadar başarıyla kullandığını ve idaresi son derece güç olan bu işi büyük ordulara kumanda ettiği sıralardaki kadar isabetle nasıl kullanmış olduğunu olayları tarih yönden tahlil ederek bize gösteriyor. Yavaşça çünkü tozlarına dikkat ediyorum biliyorsunuz. Çat çat çat. Şuradan başlayalım. Atatürk Kurtuluş Mücadelesi'ni Türk milletinin varlık veya yokluk davası olarak ortaya koymuştu. Bu kadar ciddi ve hayati bir mesele karşısında tereddüt ve kararsızlığa özellikle günün şartlarıyla bağdaşmayan yarım tedbirlere yer yoktu. Bir ölüm kalım savaşının felsefesi ancak durumun ağırlığını idrakten doğan ve asla taviz kabul etmeyen bir formüle bağlanabilirdi. Mustafa Kemal tek isabetli çözüm şeklini her ne pahasına olursa olsun milli bir kurtuluş mücadelesini cesaret ve enerjiyle yürütmede buluyordu. Bu kararının gerekçesi büyük nutkunda en kuvvetli şekilde ifade edilmektedir. Ne zaman olumsuzluğa düştük, etraftaki şom ağızlılar, kötü ağızlılar bizi çerçevelemeye ve tesir altına almaya başladı. Bu kitaptan sadece 10 dakika okuduğumuz zaman buranın enerjisi insanın inancını tahsil eder. 10 dakika. Saat diye bir şey var. Saat. Evet, 10 dakika. 10 dakika. Bu 10 dakika bu kitabı okuyacaksınız. Nutku okuyacaksınız. İnancınız tazelenir ve üstünüzdeki o olumsuz televizyonun getirdiği, haberlerin getirdiği, bazı kötü arkadaşlarınızın getirdiği duyguları sıyırır atarsınız. Ne diyor? Mareşal Büyük Önder, Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Muhasım devletler Osmanlı devlet ve memleketine maddeten ve manen tecavüz halinde. İmha ve taksime karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka bir şey düşünmüyor. Genç Osmanlılar. Bak yavaş yavaş bir dizi okusan genç Osmanlılara yakışır bu işte. Bunu okuyacaklar. Bir daha okuyayım da genç Osmanlıların kulağına gitsin. Mücevher gibi bu. Sarı liradan daha değerli. Muhasım devletler Osmanlı devlet ve memleketine maddeten ve manen tecavüz halinde. İmha ve taksime karar vermişler. Padişah ve halife olan zat hayat ve rahatını kurtarabilecek çareden başka hiçbir şey düşünmüyor. Hükümeti de aynı halde. Farkında olmadığı halde başsız kalmış olan millet zulmet ve müphemiyet içinde tecelliyata muntazır. Felaketin dehşet ve sıkletini idrake başlayanlar bulundukları mühit ve hissedebildikleri tesirlere göre halas çaresi saydıkları tedbirlere mütevessil. Ordu ismi var cismi yok bir halde. Kumandanlar, zabitler, harbi umuminin bunca mihnet ve meşakkatleriyle yorgun. Vatanın parçalanmakta olduğunu görmekle dilhun kalpleri yaralı, gözleri önünde derinleşen felaket uçurumunu kenarında dimağları çare kurtuluş çaresi aramakla meşgul. Atatürk'ten aktardığımız fikirlerde manaya bozmamaya çalışarak bazı yabancı
terkipleri çözüp mümkün olduğu ölçüde sadeleştirme yolunu tuttuk. Mustafa Kemal Op Cilt S678. Bu durum karşısında tek kurtuluş çaresinin hakimiyeti milliyeye dayanan kayıtsız şartsız yeni bir Türk devleti kurmak olduğu kararına varan Mustafa Kemal daha İstanbul'dan çıkmadan önce tasarlayıp Anadolu topraklarına ayak basar basmaz uygulamaya giriştiği bu kararın dayandığı düşünce ve muhakeme seyrini aşağıdaki şekilde özetlemektedir. Okuyacağız. Okuyacağız. Dinlenip dinlenip yine okuyacağız. Sevgiler, saygılar, hürmetler, hoşça kalın, dostça kalın, sıcaklıklar içerisinde kalın. Güzellikler hepinizin olsun. Sağ olun, var olun.